şey demeyeyim diyorum da. Küfür eder gibi özür diledi. Biz de onu affettik mi? Bitti gitti mi? Hı? Yasemin, sen ağzını açmayacaksın. Dün akşam için önce gelip benden özür dileyecek. Sen kendine inanıyor musun acaba bu söylediğine? Yasemin, tamam. Ne ya? Ne? Deli mi? Sorry. Sorry yazmış yani. Üzgünüm diyor. Abim seviliyorsun. Özür dilemiş bizimki. Küçükken de böyleydi bu. Tam böyle kafa göz yaracağım derken böyle bir şebeklik yapardı. Affederdik. Kerata. Sağlamlar ha. Sıkı çocuklar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Haftaya sıradan devam edeceğiz. Nasıl yani, bitti mi hocam? Bitti. Başkan geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş boşaltalım lütfen. Hadi koçlar, haftaya devam. Hadi. Hadi arkadaşlar, A takım sahaya hadi. Attırıyorsun yine gazetecileri. Hoşlanmıyorum biliyorsun. Ay senin şu Gizem'in abi ya. Hayır ne olacak, iki fotoğrafını çekseler. Hem bak benim şöhretime de mani oluyorsun. Belki ben istiyorum. Lütfen doğru çıkartalım hadi lütfen. Bu ne lan? Allah beni çekerlerse çeksinler. Hoş geldiniz. Lütfen izin verir misiniz? İki fotoğraf çekmek istiyorum. Takım çalışıyor mu? Bu mu lan başka? Tamam arkadaşım bir dakika. Sakin ol. Affedersin, iyi misin? Kusura bakma ya. Uyuyor musunuz? Baksanıza. Kızım niye önden koşuyorsun? Bir şey oldu mu? İncilerim döküldü. Öyle poz vermeye çalışırsan bir daha getirmeyeceğim seni. Abi! Hadi yürü yürü. Oğlum ne eciymiş be. Çok güzel kız be. Yemin ediyorum çok güzel. Akşam izleyeceğiz dedin mi? Vallahi 1 milyon borcum olsun, kolum gece gibi altın olsun. Sen kimi koluna takıyorsun lan? Öldürün beni, öldürün! Ne oluyor ya? Bir daha içeri adını ağzına almayacak! Gebertirim seni, yürü lan! Umurda bitmedi! Yazdım seni, duydun mu lan? Asin! Ya yapma! Yasin yeter! Yapar mısın? Tamam, bırak! Yasin yeter! Bırak! Yasin ne yapıyorsun ya? Ya hoca görse, müdür görse? Ne yapacağım ben? Bir daha gelmeyeceksin, anladın mı? Gelmeyeceksin bir daha benim okuluma. Ha, gelmeyeyim de başıboş sansınlar seni değil mi? Ulan kendimizi gösterdiğimiz halde şu itlerin haline bak. Bir de gelmesek ne olacak? Sen bugün okuldakileri kıskanıyorsun ama yarın bir gün ben ünlü olduğumda ne yapacağız acaba Yasin? Biz bir yüzükleri takalım da. Al. Sen ünlü olursun. Paldır küldür sporumuzu yarıda bırakıp geldik. Bu mudur yani? Olmaz. Bu da olmaz. Bak bu idare eder. Bu ne ya? Ha, bu da idare eder. Baba. Çalışıyordum ben de. Evet gördüm. Gördüm. Neler seçtin göster bakalım. Kendince abinden özür dilemişsin. Onu yumuşatmışsın, aferin. Ama her zaman böyle terbiyesizliklerinin affedileceğini düşünme. Hı? Olur mu? Tamam baba. Yazdım.
seçtin mi yoksa? Bu küçücük bir kız. Senin kız kardeşin yaşında. Nasıl oluyor bu yaşta yarışmalara giriyorlar bu kızlar? Yani aileleri nasıl izin veriyor bunlara? Gerçekten anlamak çok güç. Yazık. Çok yazık. Seçmedin yani. Seçimi ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. Sulandırma. İş yaptığında unutma. Bu kızları arayıp elemeye geçtiklerini söyleyin. Babamınkini de sakın unutmayın, tamam mı? Ama Hazım Bey kıza çok küçük dedi. Sinan Bey de özellikle o kızı arayın dedi. Tamam? Peki efendim. Ya tamam hadi asma artık suratını, yüzün gülsün biraz. Sen her gün başka bir olay çıkar. Sonra bekle benim yüzüm gülsün Yasin, değil mi? Bir de şu ettiğin laflara bak. Ne demekmiş yani yüzük takınca ünlü olamazsın falan. Anneme de söyle de bunları biz rüyamızda bile görmeyelim o yüzükleri Yasin. Oo. Sen de o ana olduktan sonra rüya yatsam rüyam basar zaten. Ay benimki tamam da seninki de az değil yani, kusura bakma. Ya tamam da seninki başlatıyor önce. Ya şu Salih yengenin yalıya gidebilseydi azıcık çalışırdı orada, kafa dağıtırdı kadın. Yalı mı? Ya yok mu egemenler? Gittim ya bugün basket takımına. Salih yengem orada çalışıyor. Ay o gerçek mi? Ne demek kızım gerçek mi? Ay ne bileyim ya, annem atıyorlar falan diyordu ama. Ulan yuh be. Yalıda çalışan akrabamızı reklam etmedik diye bir de yalancı olduk değil mi? Salih yengem egemenlerin 40 yıllık emektarı, emektarı. Ya? Oh egemenler. Yani bizim bildiğimiz gerçek egemenler değil mi? Ya kaç tane egemenler var? Gerçeğe çakması mı var bunun? Ben de bugün o egemenlerin... Sen de bugün ne? Yok. Ya işte geçen biz vapurda giderken öyle yılları falan görmüştük de annemle. Bayağı beğendi yani. Çok beğendi. Bayıldı yıllara benim annem. Ya iyice çatlayacak şimdi. Bu sefer fena kurulacak annene. Ya da barışacak. Ne? Annem annene öyle bir kıyak yapacak ki bırak kim gitmeyi, bu sefer annemi yere göğe koyamayacak.